24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Resmi törenin ardından İçtaş Kongre Merkezi'nde şehit öğretmenler anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü sergisi açılarak kutlama programı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenlik Ünvanı'nın verilmesi dolayısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bütün yurtta olduğu gibi Çanakkale'de de bir dizi etkinlik ve kutlama programı düzenlendi. Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri bu sabah Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören sonu kısa bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, bütün öğretmenlerin gününü kutladı. Herkesin hayatında iz bırakan bir meslek öğretmenlik. Yeni nesilleri yetiştiren bir meslek öğretmenlik. Biz de bu mesleğin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Bütün arkadaşlarımıza bu konuda güveniyoruz. Hepsinin öğretmenler gününü kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Öğretmenler Günü kutlama programı öğleden sonra İçtaş Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti. İlk olarak şehit öğretmenler anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü Ebru sergisinin açılışı yapılarak gezildi. Salondaki programda ise protokol konuşmaları yapıldıktan sonra şiirler okundu ve aday öğretmenler yemin etti. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Görev ve sorumluluklarımı bilerek Bunları davranış halinde göstereceğime Namusum Ve şerefim üzerine yemin ederim. Öte yandan Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan, Muharrem Erkek, Jülide İskenderoğlu ve Özgür Ceylan birer mesaj yayınlayarak Öğretmenler Günü'nü kutladılar. 24 Kasım Öğretmenler Günü programı müzik dinletisi ve Zeybek gösterisiyle sona erdi.